Şimdi bültenin başında aktardığım son dakika haberine gideceğiz. Yani Erzurum'da İmamoğlu'nun mitinginde yaşanan elim, vahim provokasyonun haberini izleyeceğiz. Provokasyon ve buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Yani biz sağlamadığı için biz buradan konuşalım. Ama feda ederek konuşalım. Polisler burada, yaralanan vatandaşlar var. Siz seyrediyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu henüz Erzurum'da miting düzenleyeceği meydana gelmeden önce belediye otobüsleri sıra sıra park edildi meydana. Ardından İmamoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi. Otobüsler çekilmeye başlandı. İmamoğlu alana geldi. Tam sözlerine başlayacakken taşlarla, başka cisimlerle de saldırıya uğradı. İmamoğlu'nun otobüsü meydandan ayrılmak zorunda kaldı. Erzurum valisi, Erzurum belediye başkanı, hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz. Siz sakın cevap vermeyin. Biraz geriye. Biraz geriye. Tamam, sakin sakin. Erzurumlu hemşerilerimle saat 18'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığına adayı Ekrem İmamoğlu'nun miting yapacağı alanı Erzurum Belediyesi otobüslerini yığdı, alanı kapattı. İmamoğlu da tepkisini sosyal medyadan verdi. Erzurum AK Partili Belediye Başkanı'nın yaptığını gördünüz. Biz bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem Başkanı, bununla durduramazlar. Vız gelir tırıs gider. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hem bu bayrağa kurban olurum, hem de Atatürk'e kurban olurum. Tepkiler üzerine otobüsler meydandan kaldırıldı. Miting saati geldiğinde İmamoğlu söz verdiği gibi meydandaydı ama bu kez bir grup provokasyon hazırlığındaydı. Tansiyon iyice yükseldi. Sizler, İmamoğlu önce sözle uyardı ama su, taş ve başka cisimlerle saldırı devam etti. Yanındaki polislerin, korumaların ve danışmanların uyarısı üzerine otobüsün içine döndü İmamoğlu. Tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Biraz geriye. Biraz geriye. Tamam, sakin sakin. Polis, emniyet müdürü, vali, biz bu güvenliği sağlayana kadar burada duracağız. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Otobüs alandan ayrıldığında hala İmamoğlu'nu dinlemeye gelenlere saldırılar sürüyordu. Polis dakikalar sonra saldırgan gruba su sıkmaya başladı. İmamoğlu, Çorum ve Sivas'ta da konuştu. AK Parti listelerinden seçime girecek Hüdapar'la ilgili bir video izletti. Hizbullah parti kurmak için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdi. Hüdapar adlı parti... Hüdapar'ın resmi açıklamasıyla önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığını... Şimdi bunlar vatansever, öyle mi? Sinan Ateş hunharca katledildi. 5 ay geçti. Aydınlatamıyorsun. Ağzını bile açamıyorsun. Sorsan bu bakan çok vatansever. Çıkıyor milletin karşısına, titriye titriye konuşuyor. Gözleri de fırfır dönüyor. Dengesi bozuk insanlar. Efendim, yaşananları gördünüz. Sorumluluk sahibi olması gereken, sağduyulu davranması gereken belediye başkanının tansiyonu yükseltmesiyle iş saldırıya kadar geldi. Gün içindeki gerilimi CHP'liler sosyal medyadan dile getirmişti zaten. Provokasyon uyarısı da yapmışlardı ama hiçbiri dinlenmedi. Önce miting alanına otobüsler yığdılar, aktardık. Engellenmeye çalışıldı miting. Ne kadar da demokratik bir seçim ortamı değil mi? Böyle siyasi çirkeflik görmedim. Eşit şartlar zaten yok ittifaklar arasında. Cumhur İttifakı devletin tüm yetkilerini kullanıyor. Bir de üzerine uyarılara rağmen hiçbir önlem alınmaması ve saldırganlara adeta buyrun denmesi, bu kadarına da pes doğrusu. Bu arada
Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve kendisi dakikalar öncesinde yeni bir açıklama yaptı. Yaşanan bu tehlikeli provokasyonla ilgili onu da birazdan sizlerle paylaşacağız efendim.